Evet, merhabalar sevgili arkadaşlar. Yine bir arşiv, koleksiyon, emülasyon. Ya emülasyon diyoruz henüz emülasyonla, emülatörlerle ilgili bu salı sohbeti programı içinde herhangi bir video yapmadık ama gelecek, söz veriyorum. Muhakkak onunla ilgili bir video gelecek. Hatta faydalı da bir video yapacağız. Yani aynı zamanda hem salı sohbeti içeriğinde güzel bir içerik olacak hem de aynı zamanda nasıl yapılırla ilgili bir video olmuş olacak. Muhtemelen önümüzdeki hafta olmasa da ondan sonraki hafta, yani bu 2 hafta içinde, en geç 3 hafta içinde o videoda gelmiş olacak. Yani diyoruz ya arşiv, koleksiyon, emülatör, emülasyon. Yani bu emülatör, emülasyon kısmında altını böylece doldurmuş olacağız. Zaten kanalımızda biliyorsunuz bu RetroArch'ın PC'ye nasıl kurulduğu ile ilgili bir video var. Meraklı arkadaşlar oradan bakabilirler. Arşiv ile ilgili zaten bir dünya bizim videomuz var. Şimdi biliyorsunuz geçen hafta ben Fallout serisiyle ilgili bir video yapmıştım. Güzel de bir video oldu. Benim açımdan seriyi seven biriyim zaten. Şimdi ben kendi yaptığım videoyu beğendim ama seriyi takip eden, merak eden, hatta belki de bizi takip eden arkadaşlar içinde bu seriden belki de haberi de olmayan arkadaşlar olabilirdi. Belki de işte Fallout adını duymuştur ama işte Fallout oyunları hakkında bir fikri yoktur, bilgisi yoktur. O açıdan bilgilendirici bir video olmuştu. Şimdi bu hafta hazır hani Fallout serisinden gidiyoruz ya, yine orada Black Isle dokunuşları vardı, Interplay bunların dağıtımcısıydı. Şimdi oradan girmişken bu hafta da ben Baldur's Gate, Icewind değil, Planescape Torment, bu seriler hakkında konuşmak istiyorum. Bunların da bilgisayarlarda rol yapma oyunları, özellikle fantazi rol yapma oyunları, FRP olarak geçer bunlar. Bu oyunları seven oyuncuların yüreğinde, özellikle eski oyuncuların yüreğinde ayrı bir yeri vardır. Adeta yüreklerimizin bir köşesini biz bu oyunlara ayırmışızdır. Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment özellikle Planescape Torment böyle kalbimizin köşesinde, tahta odasına yakın bir yerde duran oyunlardır. Oyun dünyasına da hem kendi döneminde hem de kendi döneminden sonraki gelen rol yapma oyunlarına yön vermiş oyunlardır bu oyunlar. Bir bakalım Baldur's Gate oyunları nelerdir? Icewind oyunları, ondan sonra işte birazcık da Planescape Torment'tan bahsederiz. Bir geçelim bakalım bunların üzerinden. Birazcık hani bilgisayar ağırlıklı olacak ama hani önceki videolarda da bahsetmiştim. 8. nesil konsollar bence oyuncuların çok şanslı olduğu konsollardan birisi bu nesil konsollar. Bu oyunlar 8. nesil konsollara çıktı arkadaşlar. Yani Baldur's Gate'ler, Icewind Dale çıktı, Planescape Torment çıktı, Neverwinter Nights çıktı. Ben almadım bu oyunu. Yani o tekli paketin içindeydi. Benim de aslında pek takip ettiğim bir oyun değil Neverwinter Nights ama çok da seveni vardır. O oyunu da aslında bir ara alıp şöyle bir bakmakta fayda var sevgili arkadaşlar. Şimdi gelelim Baldur's Gate'e. Baldur's Gate, Baldur'un geçidi, Baldur geçti. Nedir Baldur's Gate? 1998 yılında BioWare tarafından yapıldı ilk oyun Baldur's Gate. Ben hatta şöyle kutuları da açayım. Şimdi ilk Baldur's Gate oyunu, ana oyun çıktıktan sonra bunun Tales of the Sword Coast adında bir ek paketi geldi. Bu da ilk oyunun ek paketi. Bunlar stand alone ek paket olarak da geçiyor. Yanlış değilsem yani ana oyun elinizde olmasa da bunları oynayabiliyorsunuz. İkinci oyunda hemen 2000 yılında yine BioWare tarafından yapıldı. Baldur's Gate 2 Shadows of M isimli oyun. Bu oyun çıktıktan sonra yine ilk oyun gibi buna da bir standalone ek paket geldi. Throne of Baal isimli. Throne of Baal aslında öyle bir ek paket ki ana oyunla falan karşılaştıran oyuncular vardır. Çok da sevilir Baldur's Gate'ler. 98 ve 2000 yılında BioWare tarafından yapılan Baldur's Gate'ler orada da kaldılar. Şimdi Baldur's Gate o dönemde o kadar tuttuk ki oyunun da grafik motoru vardı, Infinity Engine diye. Bu Infinity Engine'da bu tarz oyunları yapmaya çok müsait bir oyun motoruydu, grafik motoruydu. Oyunun haritasını, işte karakterleri rahatça yönetebildiğiniz bir grafik motoruydu Infinity Engine. Oyun geliştirmek de bayağı kolaydı. O dönemde işte bu seride tutunca Baldur's Gate, Black Isle'a bu sefer Icewind Dale oyunları yaptırıldı. 2001 yılında Icewind Dale çıktı. Bunun daha sonra Heart of Winter isimli ek paketi geldi. İkinci oyunda 2002 yılında çıktı. Yani 98, 2000, 2001, 2002. Bu Icewind Dale 1-2, Baldur's Gate 1-2 ek paketlerini saymıyorum ben bunların. Ki ek paketleri de bugünkü oyunlara falan baksanız baya böyle kocaman kocaman oyunlardır. Adamlar bu kadar kısa süre içinde yaptılar. Yani bu birazcık da işte Infinity Engine'in oyun geliştirme açısından geliştiricilere sağladığı
kolaylıktan kaynaklanıyordu. Genel olarak zaten bu her iki oyunda, buna Planescape Torment da dahildir, Advanced Dungeons and Dragons kuralları seti üzerine kurulmuş bir yapısı vardı. Şimdi oyun içinde siz kılıcınızı vurdunuz. Düşmanınız artık üzerinde de bir zırh var veya bir kıyafet var. Onun da statları var. Sizin elinizdeki kılıcın, baltanın da statları var. Neye göre hesaplanıyor? İşte bu Advanced Dungeons and Dragons kurallar setine göre. Burada ikinci sürümü kullanılmıştı. Bunlar dönem dönem işte yeni yeni sürümleri çıktı. Yeni yeni kurallar eklendi. Yeni hesaplama yöntemleri eklendi. Tabii o dönemde bu oyunlar çok tutunca dilimize bile çevrildi. Unutulmuş diyarlar, zindanlar ve ejderhalar adıyla. Filmler falan da çıktı bu zindanlar ve ejderhalarla ilgili. Dungeons and Dragons. Bu hani dedik ya, ADD, Advanced Dungeons and Dragons. Oradaki esaslar üzerine yapılmış filmlerdi. Oyunlar da bunları esas alıyordu. Tabii Forgotten Realms, Dungeons and Dragons, yani o dönem gerçekten muazzamdı ya. Hani oyuncuların falan dilinden düşmezdi. Tabii yine üzerine Planescape Torment zaten apayrı bir şey. Icewind Dale biraz böyle, nasıl diyeyim size, combat tabanlı bir oyundu. Yani Baldur's Gate hem combat tabanlı hem bu story driven dedikleri hikaye tabanlı bir oyundu. Yani oyunun hem combat kısmı oyuncuyu tatmin edecek düzeydeyken hem de işte hikaye noktasında oyuncunun beklentisini karşılayacak düzeydeydi. Hani Baldur's Gate daha böyle hibrit bir yapıdaydı. Yani combat artı hikaye. Icewind Dale ise seri olarak birinci, ikinci oyunlara ek paketleriyle daha çok böyle combat tabanlı bir oyundu. Black Isle tarafından yapıldı. Yine Black Isle tarafından işte yapılan Planescape Torment da hikaye tabanlı bir oyundu. Planescape Torment da çok enteresan bir oyun. O dönem hiç unutmuyorum. Öyle yorumlar falan vardı ki dergilerde. Tabii şimdi biz internetten falan her şeye erişebiliyoruz. O dönem bizim oyunlar hakkında bildiğimiz bütün bilgilerin kaynağı, temeli hep dergilerde okuduklarımızdı. Ya işte Planescape Torment'ı oynarken okuduğunuz metinlerle Shakespeare'in eserlerini karşılaştırıyorlardı. Ya ne yazık ki bugüne kadar Planescape Torment'ın Türkçeleştirilmesiyle, yerelleştirilmesiyle ilgili herhangi bir hamle yapılmadı. Şimdi bakın BioWare tarafından işte 98-2000, Black Isle'ın yaptığı işte Icewind Dale, Planescape Torment 2001-2002. Hatta 2004 yılında yine işte Black Isle tarafından yapılan ve konsolları, o dönemin konsolları PlayStation 2, Xbox, bu konsollara çıkan Dark Aliens serileri vardı. O seri aslında Baldur's Gate Dark Aliens, Dark Aliens serisi. Bu bilgisayardaki Baldur's Gate'lere de Balspawn adını verirler uzmanlar genel olarak. Şimdi bu oyunlar o dönemlerde yapıldı ya arkadaşlar. 2012 yılında Baldur's Gate'i, 2013 yılında Baldur's Gate 2, 2013 yılında da Icewind Dale'e bilgisayarda Overhaul Games tarafından Enhanced sürümler geldi. Bu sürümler geldikten bir süre sonra herhalde 2016 yılında duyuruldu ve 2017 yılında çıktı. Ben bu tarihlerden pek emin değilim. Konsollar için şöyle bir güzellik yaptılar. Ta 98-2000-2001. Yani bu Enhanced sürümler işte 2012-2013'te falan geldi ama bunların işte konsollara gelişi muazzam oldu bence. Hatta ben şöyle bir dipnot düşeyim sevgili arkadaşlar. 2012 yılında gelen Baldur's Gate Enhanced Edition'ı ya çıkışıyla birlikte ya da çıkışından bir süre sonra Türkçe gönüllü çevirisi geldi bu oyunun. Fakat bu resmi olarak desteklenen bir çeviriydi. Adamlar bunun terimler sözlüğünü falan filan oluşturdular. Çok da büyük bir emek vardı. Büyük bir ekip çalışmıştı. Devamına da başlamışlardı ama işte daha sonra bu Overhaul Games'in yaptığı çalışma, tahmin ediyorum önce onlar başladılar, daha sonra Beamdog'a devredildi bu. O Türkçe yama işi ikinci oyun için yarım kaldı. Yani siz gidip PlayStation 4'e Baldur's Gate 1 ve 2'nin olduğu şu paketi aldığınızda ilk oyunu Türkçe, ikinci oyunu İngilizce olarak oynayacaksınız. Ek paketler de bu oyunlara dahildir sevgili arkadaşlar. Bilginiz olsun. İşte 2001-2002'de çıkan Planescape Torment ve Icewind Dale 1. Burada Icewind Dale 2 yok. Buradaki Icewind Dale oyunu da Türkçe arkadaşlar. Keşke şu Planescape Torment'a da bir Türkçe yama yapılmış olsaydı. Hani ben bakıyorum işte gönüllü yamalar var mı yok mu? Yok maalesef, o konuda bir çalışma yok. Şimdi ben size az önce bahsediyordum Planescape Torment'tan, işte biz bilgileri dergilerden falan alıyoruz. Oradaki oyun içindeki metinleri
okuyorsunuz. Okuduğunuz bu metinlerle Shakespeare'in eserlerindeki metinleri okumakla eşdeğer kabul ediyordu. O zamanki dergilerini söyledi. Benim de aradan yıllar geçti halde hala aklımda kalan bir konudur bu. Gerçekten de çok güzel bir hikayesi vardı. Dedi ki işte Icewind değil daha çok kombat tabanlı bir oyunken Planescape Torment hikaye tabanlı bir oyun. Hatta burada Mort adında bir karakter var. Karakter dediğimiz kuru kafa arkadaşlar. Yani Nameless One dediğimizde her öldüğünde işte hafızasını yitiren bir karakteri yönetiriz. Morte de yanımızdadır. Mort diye okunur, Morte diye okunur. Mort herhalde ölüm demek. Latince mi, Fransızca mı artık tam emin değilim. Şimdi biliyorsunuz Baldur's Gate'in 3. oyunu yapılıyor. Şu anda hala işte erken erişim aşamasında yapımcısı Larian Stüdyoları. Larian Stüdyoları da yakın zamanda biliyorsunuz Divinity Original Sin ve Divinity Original Sin 2'yi çıkarttı. Divinity Original Sin 2'nin hemen başında işte bizim karakterimize işkence yapılıyordur. Boğazına bir kelepçe takılıyor. Kolar diyorlar artık ne diyorlar yabancılar ona Türkçe karşılığını. Kelepçe gibi bir şey böyle boynuna bir zincir bağlıyorlar. Onların işte büyü yapmasını engelleyen yatırmışlar kalkıyor. Orada ortamdaki eşyaları falan incelerken bir tane kuru kafa var. Kuru kafayı alıyor eline karakterimiz Divinity Original Sin 2'de. Diyor pek de konuşkan değilsin diyor. Aslında oradaki muhabbet ta işte bu Planescape Torment'taki Morte'ye yapılan gönderme. Morte çünkü bayağı konuşkan bir karakterdi. Ya abi hiç susmuyordu. Çok da böyle enteresan muhabbetleri vardı. Yani düşünün bir kuru kafa durmadan böyle espriler yapıyor. Size işte bir şeyler anlatıyor duruyor. Oraya yapılmış güzel bir göndermeydi. Dediğim gibi işte Baldur's Gate 3 erken erişimde şu anda Larian Stüdyolar tarafından geliştiriliyor. Bu oyun yeni nesil konsollara gelecek. Eski nesil konsollara geleceği yönünde herhangi bir bilgi yok. Hatta ben şunu da hatırlıyorum. Larian Stüdyolar açıklama yapmıştı. Hani oyunumuz işte yeni nesil konsollarda çalışacak şekilde yapılıyor. Hani belli de olmaz. Belki adamlar oyunu eski nesil konsollara da getirebilirler. Hani oyunun devamını yine konsollarınızda veya istiyorsanız şu anda bilgisayarda Steam'den alıp işte erken erişimde 250 lira olması lazım fiyatı alıp oynayabilirsiniz. Şimdi aradan seneler geçti. Yani Baldur's Gate deyince benim aklımda kalan bazı karakterler var. Yani şimdi ana karakterimiz ilk oyundaki ana karakter yetim bir çocuktu. Candlekeep isimli Kandil Kalesi olarak çevirmişler bunu oyunda da. Candlekeep'te işte orada bir rahip tarafından yetiştiriliyor, kol kanat geriliyor. Onun işte bir gece bir gün ansızın işte kaleyi terk etmesi yönünde bir direktif alıyor. Kaleyi terk ediyor, orada işte yolculuğu, macerası başlıyor. Ha çok güzel, enteresan bir oyundu bu Baldur's Gate oyunları. Yani oyundaki yan karakterler, arka planlar, onların hikayeleri o kadar güzeldi ki Imoen, Jaheria, Minsk, Edwin. Ya her biri ayrı bir hikaye ya. Bunlar sizin takımınızda vardılar. Hani karakterler bazen birbirleriyle geçinebilirler, geçinemezler. Aralarına girersiniz. İşte fikrinizi beyan edersiniz. Ya ortada kalırsınız. Ya işte karakterlerden birini tutmak durumunda olursunuz. Biri size kızar, öbürü öfkelenir. Ne bileyim. Böyle değişik bir oyundu Baldur's Gate. Ya zaten bu oyunlar öyle oyunlar ki rol yapma oyunlarına böyle bambaşka bir pencere getirmişlerdi. Oyunun başında işte karakter yapacaksınız. Bunlar o dönemin rol yapma oyunlarına baktığınız zaman o kadar fazla yenilik getirmişlerdi ki oyun dünyasına, bilgisayar oyunları dünyasına. Ya işte karakterinizi yapacaksınız. Statları var bunların. Statlara vereceğiniz puanları da atacaksınız. Zar atıyorsun. 6 tane olması lazım. 6 tane zar atıyorsunuz. Bunların toplamı kadar işte sizin karakterinizin statlarına da atacağınız puanlarınız oluyordu. Ya sadece zar atmak için, ben bilgisayarın başında 2 saat, 3 saat vakit geçirdim hatırlarım. Yani atıyorsun işte toplamı 78 geliyor, 75 geliyor, 72 geliyor, 80 geliyor. Ya saatlerce ata ata böyle yüzün üzerinde ben rakamlar yakaladığımı hatırlarım sevgili arkadaşlar. İnanılmaz ya. Sadece zar atmak için biz saatler geçirdik oyunun başında. Zaten iyi attığın zarı da saklıyordun işte. Yenisi geldiğinde daha iyi olursa onu saklıyorduk. O şekilde karakterimizin statlarını falan belirliyorduk. Hani öyle level atlamak falan filan da çok zordu. 10 level falan atlıyorduk. Yani
10 level vardı oyunda aşağı yukarı. Hepi topu yani. Ek paketlerle sanki bunlar artmış gibiydi de 17'ye kadar mı yükselmişti? Tabii yıllar geçti, insan şimdi her şeyi hatırlayamıyor. Ama işte iki tane alanda uzmanlaşmış karakter yapma şansınız vardı. Tek bir alandan yürüyüp böyle hayvani bir karakter yapma şansınız vardı. Hani bir karakterin statının 18 olması zaten o dönem için inanılmaz şeylerdi. Biz onun böyle geyiklerini yapardık. Yani bugün dünyanın en zeki adamı işte kim? Einstein. Gelmiş geçmiş diyoruz, en zeki adam Einstein. Bunun intelligence'ı kaç abi? 18. Böyle acayip muhabbetler vardı o dönem arkadaşlarla kendi aramızda yaptığımız. İşte böyle bir hikayesi var bu oyunların. Benim de arşivimde tutmaktan en çok memnuniyet duyduğum oyunlardan biridir. Baldur's Gate'ler, Planescape Torment'lar. Hani olur da merak ederseniz bu oyunları bilgisayarınızda, konsollarınızda şans verip işte oynama, deneme şansına sahipsiniz. Ha, bilmiyorum yeni nesil oyuncular bu oyunları beğenir mi? Hani muhtemelen büyük ihtimalle beğenmeyecekler. Ben beğenmeyeceklerini tahmin ediyorum. Ama bir defa bu kuyunun içine düşerseniz, bakın bu dipsiz bir kuyu. Gerçekten çıkması çok zor. Harika hikayesi, oynanıştaki o taktik zenginliği, o strateji yaparken insanı böyle düşünceler içine sokması. Hatta yani zorlu bir düşmanla karşılaştığınızda oturup yani aynı sahneyi, aynı bölümü 30 defa, 35 defa, 40 defa oynayıp onu geçebilmenin insanda yarattığı hazzı yaşayabilmek. Hani bu yeni oyunlarda yok işte. Bu Souls tarzı oyunlarda var ama eski oyunlarda vardı bunlar. Bunlar daha çok işte kişinin zekasını, oyundaki stratejisindeki derinliğe, zenginliğe bağlı olarak ortaya çıkan şeylerdi. Şimdi ben her zaman söylüyorum yani arkadaş ortamlarında olur. Belki videolarda da bahsetmiş olabilirim. Ben kendimi oyuncu olarak malumunuz yaşımız bayağı bir ilerledi. Kendimi şanslı tayfadan kabul ediyorum. Bana göre 98-2003 arası oyun tarihinin altın yılları. Yani bu gördüğünüz oyunlar hep o dönemde çıktı. Bugün oynadığımız bütün o oyunların temelleri bakın yani o yıllara arasındaki bir oyuna dayanmaktadır. Ya neyse fazla uzatmayalım. Baldur's Gate, Icewind Dale, Planescape Torment muhabbetini de burada sonlandıralım. Bu oyunları dediğim gibi bilgisayarda, konsollarınızda, Xbox, PlayStation, hatta Switch bunlarda oynama imkanına sahipsiniz. Merak ediyorsanız bir göz atarsanız indirimlerde dijital olarak bunları uygun fiyata alma imkanınız var. Bir ara 120-130 liralara kadar düşmüştü bu oyunlar. Baldur's Gate'ler, Icewind Dale'ler. İki oyun bir arada satılıyordu. Takip etmeniz de fayda var. Kutulu olarak ben bulabileceğinizi pek zannetmiyorum. Bulursanız da çok büyük ihtimalle fahiş fiyatlar çekecekler. Evet, bu haftanın da videosu bu kadar oldu sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki haftalarda başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.